Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken önceki dönem devlet bakanlarımızdan partimizin genel başkan yardımcılığını yapmış ve birlikte çalışmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum bir devlet insanını, Doktor Kemal Derviş'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, acılı yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz. Değerli basın mensupları, milletimizin sesini duymayan, halini görmeyen, oturduğu sarayda kendisini unutan hükümetin tasdiknamesini eline verip sandıkta evine yollamasına artık 6 gün kaldı. Şafak atarsa Ankara, Ankaralı hemşerilerimize buradan selam olsun. Milletimiz, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında cebini boşaltan, pandemide 5 maskeyi bedava dağıtamayan, depremde 48 saat boyunca Mehmetçiğimizi enkazın başına göndermeyen, ucube tek kişilik hükümet sistemini demokratik yolla sandıkta değiştirecek, yeniden tarih yazacak. Kibirli saray hükümeti bu seçimi kaybettiğini bir türlü kabul etmiyor. Yapıştığı koltuktan kalkmamak için her yola başvuruyor. Muhalefet partilerinin binalarının önünde silahlar atılıyor, il başkanlıklarına kurşunlar sıkılıyor, genel başkanımıza tehditler savurmaya cüret eden, mafya bozuntularının hamiliğine soyunan Bahçeli de insanları mermilerle tehdit etmeye kadar işi vardırıyor. Hükümet partisinden milletvekili adayı yapılarak dokunulmazlık zırhı giydirilmeye çalışılan Partizan İçişleri Bakanı ise bu rezaletlerin sorumlularını koruyor. Tehdit, darp, hatta cinayet bile bu ülkede cezasız kalıyor. Dün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'daydı. Önce Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin otobüslerini alana çekerek mitingi engellemek istedi. Yetmedi, hükümetin kendi listelerinde milletvekili adayı yaptığı, al bayrağımıza Türk bayrağı demeyen, domuz bağıyla insan boğan, Gaffar Okkan'ı şehit eden, terör örgütünün sempatizanı partinin yandaşları ve milliyetçi olduğunu iddia eden partinin yandaşlarıyla birlikte ellerinde ay yıldızlı bayrağımızda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını desteklemek için meydanı doldurulan Erzurumlulara saldırdı. Anneler, çocuklar bunların attıkları taşların hedefi oldu. El kadar çocuklar kan revan içinde kaldı. Bu çocukların dökülen kanın hesabını kim verecek? İnsaf, vicdan. Şuraya bakın. Tüm bunlar olurken vatandaşın canına malına sahip çıkması gereken vali, emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taştı zorbaların yanında işte böyle yürüdü, seyretti. Partizan İçişleri Bakanı da görevini yapmayan valiye, emniyet müdürüne bir kere daha sahip çıktı. Sarayın partisinin sözcüsü de anayasanın 34. maddesi gayet açık olmasına rağmen kafanıza estiği gibi bir şey yapmaya kalkarsanız sıkıntı olur diyerek taşı atanları değil, taşlananları suçlamaya kalktı. Buradan açıkça söylüyorum. Bunlar bizi korkutmaz. Korksaydık, demirden korksaydık trene binmezdik. Ve biz tam da bunları değiştirmek için geliyoruz. O için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan, ülkeyi kışkırtmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz. Vatandaşlarımıza çağrımızdır. Tüm bu rezilliklere karşı Millet İttifakı'na gönül verenler itidal içinde dimdik durmalıdır. 14 Mayıs'ta yapılacak seçime odaklanmalıdır. Seçimi kaybettiklerini anlayınca o gözü dönmüş birkaç militanı milletin üstüne salanların değirmenine biz su taşımayacağız. Bu ülkenin güzel insanları bu azgın kötülüğü sandıkta bitirecek. Bu gözü dönmüşler seçimi kaybedecek. Biz tüm dikkatimizi 14 Mayıs'ta sandığa yönelteceğiz. Tüm yanıtlarımızı sandıkta vereceğiz. Değerli basın mensupları, metal yorgunuyum diyen, aslında
beyin ölümü gerçekleşmiş, millete verdiği sözleri tutmayan şahsım hükümeti telaş içinde şimdi bütün tuşlara basıyor. Kah dün seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam dediği her şeyi yapıyor. Bütçenin, Merkez Bankası'nın, döviz kasasının dibini sıyırıyor. Kah kendisinden olmayan herkesi terörist ilan ediyor. Kah Partizan İçişleri Bakanı'nın koruması altında militanlarını meydana salıyor. Bunların hepsi sarayın artık bu iş bitti dediğinin ikrarıdır. Artık görevdeki son günlerini yaşayan saray, bundan 21 yıl önce göreve geldiğinde ülkeyi 2001 krizinden çıkaran ve tüm dünyada güven uyandıran bir programı kucağında bulmuştu. Ama daha sonra üretim cephesini güçlendirecek, sanayinin küresel arenada yarışma gücünü arttıracak reformları yapmak yerine işin kolayına kaçıverdi. Sıcak para ve ithalat üzerinde sörf yapmaya kalktı. Ama 2013'te küresel piyasalarda sular çekilmeye başlayınca ak koyun, kara koyun ortaya çıktı. Türkiye en kırılgan ekonomiler listesinin başına yerleşti. Burada da Erdoğan suçu Gezi Parkı'nda en haklı taleplerini dile getiren gençlere atmaya kalktı. Aynı yıl sıfırlanan kasaların, yenen rüşvetlerin kayıtları ortaya döküldü. Erdoğan bunların hesabının sorulmasının önünü mecliste emriyle inip kalkan kendi milletvekillerinin elleriyle kapattı. Aklanmayan arkadaşlarını da büyük elçi yaptı. Kul hakkının yenmesine, bu rezaletin üstünün örtülmesine karşı çıkan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o gün söylediği sözleri bugün Kılıçdaroğlu'nun o gün söylediği sözlerini bugün çarpıtarak, eğip bükerek siyaset yapmaya çalışıyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. 10 parmağında 10 kara genel başkanımıza ve partimize sürmeye kalkıyor. Bir de bu yalanlarına sahte videolar ürettirmek için yabancı ülkelerle iş tutuyor. Anlatalım. Beşli çeteye ve AK Parti'ye çalışan bir kurumdan 3 kişiye ayrılın ve bu operasyonu yapın dediler. Bunu organize eden İletişim Başkanlığı. Bu 3 kişi deepfake ile yapılmış sesler ve videolar istediler. Bitcoin ile ödersek kayda girmez diye düşündüler. Bunun için dark web üzerinden hackerlarla anlaştık zannettiler. Ama bu üçlü hacker zannettikleri kişiler nedeniyle bir ülkenin istihbaratının eline düştüler. Bu arkadaşların her şeyleri kayıt altında ve işin kötüsü bu istihbarat şebekesi de böylece devlete infiltre oldu, sızdı. Genel Başkanımız neden bu durumu açıkladı? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu bir siyasetçidir. Devlet önlem alsın diye devleti uyardı. Yoksa biz sarayın yapacağı operasyonlara zaten hazırdık. Dünyada bu konuda en uzman şirketlerden biriyle anlaşıldı. Herhangi bir içerik gerçek mi, deepfake mi yarım saat içinde ortaya çıkaran dünyaca ünlü bir kurum bu. Genel Başkanımız buna bir saat dedi. Yine orada da devlet adamı tedbirliliğini gösterdi. Genel Başkanımız yabancı istihbarat örgütleri bu akılsızlarla ne kadar ileriye gider, işte onu bilmediği için konuyu açmak zorunda kaldı. Müstakbel Cumhurbaşkanımız devlet adamı olduğu için devlete verdiği önem nedeniyle ve yabancı ajanlar devletin kılcallarına yerleşmesin diye bunu vakit geçirmeden açıkladı. Buradan açıkça ifade ediyorum. Devlet bu kangrenli bacağı hemen kesmek zorundadır, acilen. Aksi takdirde bu vatana ihanettir. Değerli basın mensupları, bunların ellerinde kalan tek sermaye siyasi arsızlıkları derken bunu boşu boşuna söylemiyoruz. Rahmetli Osman Bölükbaşı, siyasetçilerin geçmişi sözlerine kefil olmalı. Sözleri ileride kendilerinden davacı olmamalı derdi.
Erdoğan'ın söylediği her söz artık kendisinden davacı oluyor. Erdoğan iş başına geldiğinden bugüne kadar milletten vergi topladı, içeriden ve dışarıdan borç aldı, milletin atadan, dededen kalan malını, mülkünü sattı, 21 yılda tam 2 trilyon 776 milyar dolar parayı kullandı. Bu, kendinden önceki tüm Cumhuriyet hükümetlerinin 79 yılda harcadığı paranın 4 katı. Bu kadar para harcadı ama millete verdiği hiçbir sözü tutmadı. 2011'de seçimlere giderken, 2023'te milli gelir 2 trilyon dolar, kişi başına gelir 25 bin dolar olacak diye bu millete söz verdi. Sonra bunu kalkınma planlarına da yazdı. 2023'e geldik. Takke düştü, kel göründü. Milli gelirde, kişi başına gelirde söz verdiğinin yarısına bile ulaşmadı. Ama Erdoğan hala meydanlarda millete verdiğimiz her sözü tuttuk diyor. Hazreti Ömer, utancı gidenin kalbi de ölür demiş. Bunların utancı gitti, kalbi de, akılları da, vicdanları da öldü. Milleti hayat pahalılığının altında bile isteye ezdiler. Erdoğan 2018'de ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başına geçti. Faiz sebep, enflasyon netice diye ortaya çıktı. Ülkeyi ekonomi bilimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir safsatanın peşine taktı. Tabela faizini indirdi ama piyasa faizleri arşa çıktı. İhracat artacak, dış ticaret açığı ve cari açık düşecek dedi. İthalat ihracatı solladı. Dış ticaret açığımızda, cari açığımızda rekor üstüne rekor kırdı. Rezervler dolup taşacak dediler. Merkez Bankası'nın döviz kasası tam takır oldu. Merkez Bankası'nın bugün kasasında döviz yok demek için bile bir yerlerden 53 milyar dolar bulmak gerekiyor. Açığı kapatmak için. Faiz inince enflasyon da düşecekti. Öyle dedi. Ama %19 olan enflasyon makyajlı TÜİK rakamlarıyla bile %80'lere, milletin yaşadığı gerçek enflasyon ise %100'ün üstüne çıktı. 85 milyon vatan evladını hayat pahalılığı ile işsizlik arasında limon gibi sıktı. Bütün dünyada gıda fiyatları bir yıldır düşüyor. Her ne hikmetse bizde roket hızıyla artmaya devam ediyor. Bugün çalışanların yarısından fazlasının talim ettiği asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Bu zalim hükümet elinde bu ülkede çalışmayan da çalışan da aç. Bir ekonominin halini markette, pazarda, kasaptaki etiketlerden anlarsınız. Markette soğanın kilosu 30 lira. Pazarda domatesin fiyatı 30 lira. Kasapta kıyma 350 lira. Daha birkaç yıl önce biz geldiğimiz zamandan daha az yumurta, süt, peynir alıyorsan bize oy verme diye millete söz söyleyenler şimdi çıkmışlar hala utanmadan, sıkılmadan milletten oy istiyorlar. 2022 yılında 63 milyon vatandaşımız konut masrafları altında ezildiğini, 44 milyon yurttaşımız borçlarını veya taksit ödemekte zorlandığını söylüyorsa, 35 milyon insanımız sofrasına 2 günde bir kap et yemeği koyamamaktan şikayet ediyorsa, 26 milyon vatandaşımız ucu ucuna geçiniyorum, beklenmedik bir masraf çıkarsa, onu karşılayamıyorum diyorsa, 17 milyon vatandaşımız soğuk kış günlerinde evini ısıtamadığını söylüyorsa, bunun sorumlusu milletini unutan, sesini duymayan, halini görmeyen bu hükümettir. Değerli basın mensupları, sarayın kibirlisi bundan önceki seçimde damadıyla birlikte döviz kurlarını tutup ekonomide istikrar varmış havası basarak oy almak için milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından cayır cayır harcadılar. Ama
bundan yılmadılar. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur misali bu seçim öncesinde de milletin 128 milyar dolarını daha Merkez Bankası'nın arka kapısından yaktılar. Ama artık buna rağmen kuru tutamıyorlar. Ekonomiyi ikili değil, üçlü, dörtlü kurların uygulandığı bir ekonomi haline getirdiler. Merkez Bankası'nda başka kur, bankalarda başka kur, ihracatçıya başka kur, döviz büfesinde de bir başka kur. Varlık fonunu oyuna sokarak borsayı şişirdiler. Yatırım danışmanı gibi televizyonlara çıktılar. İnsanlara borsaya yatırım yapmalarını tavsiye ettiler. Elindeki 3 kuruşu enflasyon karşısında erimesin diye borsaya yatıran küçük yatırımcıyı defalarca borsanın çakallarının eline teslim ettiler. Ondan sonra da trollerimiz borsamıza saldırıyorlar, reisimize saldırıyorlar diye zırıl zırıl ağladılar. Genel Başkanımız ve bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletimizi defalarca uyarmak zorunda kaldı. Şimdi bunlar sütten çıkmış ak kaşık oldular. Yabancı yatırım şirketlerine milyonlarca lira ceza kesiyorlar. Gerekçe piyasa bozucu eylemler. Siz küçük yatırımcı defalarca her şeyini kaybederken nerelerdeydiniz? Bunlar sadece milletin 128 milyar dolarını buharlaştırıp küçük yatırımcının 3 kuruş parasına kastetmedi. Milletin 418 milyar dolarını da yandaşlarına peşkeş çektiler. Hırsız evin içinden olunca mandayı bacadan aşırırmış. Seçime günler kala saray dehlizlerinden yandaşlarının ceplerine döşedikleri borular bir bir patlamaya başladı. Hükümete yakın mafyalar kendilerinin de içinde oldukları yolsuzlukları, suçları anlatmaya başladılar. Ama saraydan tık yok. En son Erdoğan'a ağabey diye hitap eden bir aile yakını, Antalya Havalimanı ihalesinde sarayın cebine giren 1 milyar dolarlık rüşveti ve bu rüşvet karşılığında ihaleye nasıl fesat karıştırıldığını, kendisinin de bu işe para karşılığı nasıl aracılık yaptığını açıkladı. Ama saraydan tık yok. Tarım Bakanlığı'nda kazanacak şirketlerin evraklarının bakanlığın personeli tarafından hazırlandığı ve bu suretle yapılan ihalelerde 3,5 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığını anlattı. Toplulaştırma ihalelerinde tarım ürünü, canlı hayvan ve karkas ithalatında yapılan Ali Cengiz oyunlarını bir bir ortaya döktü. Ama yine kimsede ses yok. İşte bu soyanlar yüzünden, soyup kaçıp doyanlar yüzünden bugün bu ülkede soğan 30 lira, 1 kilo kıyma 350 lira. O da şimdilik. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz feraset sahibidir. Herkesin ne yaptığını görür, bilir, hakkını da verir. Seçime günler kala bedava doğalgaz diye ortalığa dökülüyorlar. Ama Enerji Bakanı da çıkıp Rusların BOTAŞ'a sattığı doğalgazın borcunu ertelediğini açıklayıveriyor. Bu borç ne zamandan beri ertelendi? Eğer böyleyse bu Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere yani milletin iradesine doğrudan müdahalesi anlamına gelmez mi? Seçimi kazanmak için, kaybetmemek için her şeyi kullanıyorlar. Artık tüm tuşlara aynı anda bassanız da millete beni soğana kurban etmeyin diye yalvar yakar olsanız da hepsi nafile. Siyasetin kuralı boş tencere hükümeti götürür. Boş tencereyi yalanlarla doldurarak akıbetinizden kaçamazsınız. Biz liyakatli kadrolarımızla, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır yıldızlarımızla artık önümüzdeki dönemin meselelerine kafa yoruyoruz. Ülkemizi sarayın sebep olduğu buhrandan çıkarmak için 2304 maddelik ortak politikalar mutabakat metnimizi bu yılın Ocak ayı sonunda milletimizin takdirine sunmuştuk. Hafta sonunda da 6 partinin ekonomi kurmayları yine bir araya geldik
yapacaklarımızın önceliklerini ve takvimini belirledik. Ekonomideki sıkıntıların ve mevcut hükümetin kurduğu tuzakların büyüklüğünü biliyoruz, görüyoruz. Farkındayız. Ama her şeyin farkında olarak diyoruz ki, plan ve programlarımızla ekonomi başta olmak üzere devlet yönetiminin her alanında yıldızlar karması kadromuzla yıkılanı düzeltmeye, milletten alınan her şeyi milletimize geri vermeye kararlıyız. Hazırız. Talih ancak hazırlıklı zihinlere güler. Dünyada büyük bir dönüşümün yaşandığı, katı olanın bile buharlaştığı, küresel düzenin altüst olduğu, eskinin öldüğü ama yeninin henüz doğmadığı bir ara dönemdeyiz. Yeni dönemde ancak bu dönüşüme hazırlıklı olanlar zenginleşecek. Tekrar söylüyorum, biz hazırız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında Türkiye kısır tartışmalardan kurtulacak. Önümüzdeki aydınlık ufka odaklanacak. Temiz enerji, temiz üretim, temiz fonlar, temiz toplum, tertemiz bir geleceği el ele ve omuz omuza vererek inşa edecek. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden dizildiği bu dönemde Afro-Avrasya'nın en önemli arz ve tedarik merkezi olmak için biz hazırız. Projelerimiz hazır. Herkes Türkiye mucizesi başlıklarına hazır olsun. Biz bu ülkenin yeniden bir yıldız gibi parlamasını sağlayacağız. Önümüzdeki seçim iki aday arasında değil, iki anlayış arasında olacak. Bir yanda kul hakkı yiyenler, diğer yanda hakka, hukuka, adalete sahip çıkanlar olacak. Bir tarafta Harun olmaya gelip Karun olanlar, diğer tarafta Beytülmali gözünden sakınanlar olacak. Bir tarafta yolsuzluk, yokluk ve yasak düzenini kuranlar, diğer tarafta bu ülkenin demokrasi aşıkları olacak. Bir tarafta milleti birbirine karşı kışkırtanlar, diğer tarafta senlik benlik yoktur bizde. Hepimiz birer damlayız aynı denizde diyenler olacak. Sandığa sadece 6 gün kaldı. Aziz milletimiz geleceğini aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararlılığıyla kurtaracak. Bu seçim ülkemiz için bambaşka bir anlam taşıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bir oyunu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oyunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ver. Hayat pahalılığını, istibdadı, zulmü ilk turda bitir. Saraylarında milletin sesini duymayan, halini görmeyen, milleti unutanların tasdiknamesini ilk turda ellerine ver, evlerine gönder. Haydi Türkiye, 14 Mayıs'ta oyunu Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ver. Gençler kazansın, kadınlar kazansın, 85 milyon milletimiz kazansın. Milletvekili seçiminde mührünü altı oka bas, ülkemize yeniden baharlar tez gelsin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.